Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Merhaba arkadaşlar. Namazın mekruhlarına başlamıştık. Bu programımızda aynı konuya devam ediyoruz. Eddersul hamisu ve femenun. 85. ders. Mekruhatü salah. Namazın mekruhları 2. bölüm. وَالْاِقْعَاءُ İk'a denilen oturuşu yapmak. وَفْتِرَاشُ ذِرَاعَيْهِ Secdede kolları yere koymak. Erkekler için geçerli. وَتَشْمِيرُ كُمَّيْهِ عَنْهُمَا Elbisenin uç kısımlarını geriye kıvırmak. وَصَلَاتُهُ فِي السَّرَاوِيلِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى لُبْسِ الْقَمِيصِ Baştan ayağa ya da bir üst giyim giymeye gücü yettiği halde sadece alt giyimle, bir pijama gibi, don gibi bir şeyle namazı kılmak mekruhtur. Ve raddüsselami bil işareti, işaretle, namazda işaretle selama karşılık vermek. Ve trabbu'u bila uzrin, özürsüz yere bağdaş kurmak. Ve aksu şarihi, saçı toplayıp yukarıya bağlamak, erkekler için yine geçerli. Vel i'ticaru ve huve şeddur ra'si bil mindili. İticar denilen başı mendille bağlamaya ve terku vasatihe mekşufen, başın orta kısmını da açık bırakmaya, açık bırakma mekruh kabul edilmiş. Buna i'ticar deniliyor. Ve keffu sevbihi elbiseyi toplamak secdeye giderken. Ve sedluhu elbisenin uç kısımlarını aşağı sarkık bir şekilde bırakmak. Ve indiracu fihi bi haythu la yahrucu ya da la yuhricu yedeyhi iki elini çıkaramayacak şekilde kişinin bir elbiseye, bir giyime bürünmesi, tamamen sarınması yani. Ve ca'lu sevbi tahte ibtihil eymeni ve tarhu canibeyhi ala atiqihil eysar. Demek ki böyle yapanlar da varmış. Elbiseyi sağ kolunun altından geçirip sol omuzunun üzerine atmak ya da bunun tersi bu şekilde yapmak mekruhtur. Çünkü iki omuzu da örtmek gerekir namazda denilmiş. Evet, ana metnimiz bu dersimizde bu kadar. Şimdi bu metnin şerhine geçiyoruz. Ve kurihel ik'a'u, ik'a mekruhtur. Ve huve ik'a nedir? En yada'a el yetihi alel ardı, kalçaların yere konması. Ve yansubu rukbeteyhi, iki dizin dikilmesi. İnsan kalçalarını yere koyar, iki dizini de diker, öyle oturursa namazda bu oturuş mekruhtur. Likavli Ebi Hureyre radıyallahu anhu, Ebu Hureyre Hazretlerinin bu konuda bir rivayeti var. Nehani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem an nakrin ke nakrid diki. Diyor ki Ebu Hureyre Hazretleri, Allah Resulü bizi horozun gagalaması gibi yeri gagalamaktan men etti, yasakladı. Yani secdeyi hızlı hızlı yapmayı kastediyor. Ve ik'a'in ke ik'a'il kelbi, köpeğin oturuşu gibi oturmaktan bahsettiğimiz şekilde kalçayı yere koyup dizleri dikerek oturmak. Ve iltifatin keltifati sa'labi, ikinin sağa sola dönüp durması gibi namazda sağa sola dönüp durmaktan nehyetti, bunları yasakladı. Ve bir de veftirashi zira'ihi, kollarını yere sermeyi yasakladı. Evet, burada açıkça ifade ediliyor ik'anın mekruh olduğu. Bu yasaklamadan tabii haram olduğu anlaşılmıyor. Sadece mekruh olduğu, sakıncalı olduğu, bunun yapılmaması gerektiği anlaşılıyor. Haram olsaydı belki de namazı bozucu bir şey olurdu. Ve li kavli Aişe radıyallahu anha, ayrıca Ayşe validemizin şu rivayeti var. Kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yenhe an ukbetiş şeytan.
Allah Resulü diyor Ayşe validemiz, şeytan o kubbesini, şeytanın oturuşunu yasakladı. Ve en yefterişe raculu zira'ayhi iftiraşe sebu'i. Erkeğin kollarını secdede, yırtıcı hayvanların yere yattığında kollarını, ayaklarını yere serdiği gibi sermesi mekruh kabul edilmiştir. Ravahul Bukhari, Buhari'nin rivayetine göre. Bu da dikkat edilirse Ayşe validemizden gelen rivayet ve burada erkekler deniliyor. Yani kadınlarda böyle bir kerahet söz konusu değil. Kadınlar kollarını yere koyabilirler. Bazı bayanlar diyorlar yani neden erkekler öyle yapıyor da biz öyle yapmıyoruz. Ne farkımız var? Biz de öyle yapmamız lazım. Halbuki erkeklerle kadınların hükümleri ayrı ayrı belirtilmiş rivayetlerde. Ve ugbetü şeytan el-iqa, burada bahsedilen şeytan oturuşu ik'a oturuşudur. O da bahsettiğimiz şekilde. Ve teşmiru kummeyhi anhume, iki kolun ucundaki elbisenin, yani yenlerin, yen diyoruz, yenlerin geriye kıvrılması. Linnehyi anhu limâ fîhi minel cefâil münâfî lil huşû. Bir bu konuda nehi var, Allah Resulü tarafından nehi var, yapmayın böyle diyor. Bir de böyle bir davranış, yani biraz kabadayı görünümü arz ediyor herhalde ki, huşuya, namazdaki saygıya, Allah huzurunda bulunma duygusuna ters bir katılık olarak, bir kabalık olarak kabul ediliyor. Cefa burada kabalık manasında. Evet, Allah huzurunda bulunmanın saygınlığına ters bir kabalık şeklinde anlaşılacağından, öyle göründüğünden dolayı elbisenin kollarını geriye kıvırarak namazı durmak mekruh kabul edilmiş. Ve salatuhu fis seravil, seravilde namaz kılmak da mekruh kabul edilmiş. Nedir bu? Ve fi izar, aynı zamanda izarla da tek başına namaz kılmak mekruh kabul edilmiş. Seravil nedir? Sirvalin çoğulu oluyor bu. Yani alta giyilen bir elbisedir. Sadece don gibi bir şey de olabilir, pantolon gibi bir şey de olabilir. Böyle alta giyilen bir giyim. Vafi izar, izar da yine alta giyilen bir çeşit giysi. Bunlarla tek başına, yani sadece bunlarla namazı kılmak mekruh kabul edilmiş. Ama ne şartla? Me'a kudratihi ala lubsil kamis, kamis yani gömlek giyebilecek haldeyken, böyle bir imkanı varken. Kamis aslında gömlek olarak tercüme ediliyor bugün Türkçe'ye. Fakat eskiden kamisin manası baştan ayağa giyilen bir elbisedir. Cillabiye deniliyor bugün bazı yerlerde. Bazı yerlerde farklı isimler veriliyor. İnsanın boynundan, omuzlarından itibaren ayağına kadar giyilen elbiseye kamis deniliyor. Demek ki namazda bir böyle elbise, bir de alta, belden aşağıya giyilen bir elbise. İki elbiseyle namaz kılmanın daha uygun olduğu ifade ediliyor. Tek sadece aşağıda belden aşağı giyilen elbiseyle namaz kılmanın mekruh olduğu ifade ediliyor. Bunu da tabii neye bakarak, neye göre söylüyorlar? Hem rivayetlere hem de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamalarına göre söylüyorlar alimler. Ayrıca şöyle bir mantık, şöyle bir hikmet de çıkarıyorlar. لِمَا فِيهِ مِنَ التَّهَابُنِ. Çünkü bunda bir gevşeklik, bir önemsememe, bir böyle ihmalkarlık vardır. Ve tekâsuli, bir tembellik vardır. Ve qilletil edep, bir de edep azlığı vardır. Yani edebe dikkat etmeme özelliği vardır. Vel müstehabbu, müstehab olan giyim nedir? Giyinme şekli nedir namazda? Lir raculi, erkek için şöyledir. En yusalliye fî selâseti efvâbin. Bir şey giymesi müstehaptır. İzarin ve kamisin ve imametin. İzar alt giyim. Kamis dediğimiz gibi boyundan ayaklara kadar olan giyim. Bir de sarık. Bu üç şeyin olması namazda müstehap kabul edilmiş. Velil mer'eti, kadına gelince kadının namazdaki giyimi nasıl olacak? Fî kamisin, bir baştan ayağa bir elbise. Ve himarin, başörtüsü. Ve miqna'atin, bu da yine başörtüsünün bir çeşidi. Başa bağlanıp da çenenin altından bağlanan bir başörtüsü. Bu üçüyle namaza durulması.
belki mikna ile himar kelimelerini, kadınların takmış olduğu bir normal başörtüsü, bir de onun üzerine daha da böyle örtücü ikinci bir tülbent gibi, başörtüsü gibi bir şey olarak düşünebiliriz. Ve raddü selami bil işareti, namazda işaret yoluyla selama cevap vermek, karşılık vermek mekruhtur. Li'ennehu selamun manen, çünkü selama karşılık vermek de mane açısından selam vermek gibidir. Ve fi zekirati la ba'se lil musalli en yucibel mutekellime bi ra'sihi. Zekire adlı Hanefi eserinde deniliyor ki, namaz kılan bir insanın kendisiyle namaz dışından konuşan birisine başıyla cevap vermesinde bir beis, bir sakınca yoktur. Yani namaz dışından birisi insana konuşuyor, hitap ediyor. Namaz kılan insan da ona başıyla cevap veriyor. Evet ya da hayır şeklinde, olmaz şeklinde başıyla cevap veriyor. Bunda bir beis yok denilmiş. وَلَا بَأْسَ بِاَنْ يُكَلِّمَ الرَّجُلُ الْمُسَلِّيَ. Aynı zamanda bir adamın namaz kılan bir insana hitap etmesinde, onunla konuşmasında da sakınca yoktur. لِقَوْلِهِ تَعَالَى, çünkü Allah Teala şöyle buyurmuştur. فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ فَهُوَ قَائِمٌ يُسَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. Melekler Zekeriya Aleyhisselam'a o mihrapta namaz kılarken hitap ettiler, nida ettiler, seslendiler. Melekler namaz kılan bir insana sesleniyorlar. Buradan delil çıkarmışlar. Ve terabbu'u bila uzrin, özürsüz yere namazda bağdaş kurmak mekruhtur. Literki sünnetil gu'udi, çünkü Efendimizin oturuş şeklini terk etmiş olur böylece. Başta da tarifte yapıldığı gibi, söylendiği gibi mekruh nedir? Vaciple sünnetin terkidir. وَلَيْسَ بِمَكْرُوهٍ خَارِجَهَ. Tabi namaz dışında bağdaş kurmakta herhangi bir sakınca yok, mekruh değildir. لِيَنَّ كُلَّ قُعُودِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَتْ تَرَبُّعُ. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın oturuşunun çoğunluğu bağdaş kurma şeklindeydi. وَكَذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ. Hazreti Ömer Efendimizin de oturuş şekli genelde bağdaş kurmaydı. Evet, burada akla gelebilir. Yani namazda bağdaş kurmak, namazda selam vermek, namazda bir kısım şeyler yapmak. Yani bunlar zaten sakıncalı şeyler değil mi? Neden bunlar ayrı ayrı ifade edilmiş diye akla gelebilir. Bunlar tabii eskiden ahkam yeni yeni inerken, namazın hükümleri daha tam inmemişken, sahabe arasında olan şeyler. Sahabe namazın bütün rükünlerini, mekruhlarını, müstehaplarını baştan öğrenerek namaza başlamış değillerdi. O yüzden bazen namazda konuşuyorlardı, bazen gülüyorlardı, güldükleri olmuştu, bazen bağdaş kuran oluyordu. İşte bunları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanla düzeltti. Bunlar rivayetlerde olduğu için bu tür düzeltmeler kitaplarına da o şekilde geçiyor. Dolayısıyla bunlar teker teker hükme bağlanıyor. Yani bunların hangi hükme tabi olduğu ifade ediliyor. Evet, ve aksu şarihi, saçın toplanması ve yukarıya konulması. Buna aks deniyor. Bu da mekruh kabul edilmiş. Ve huve nedir bu aksu şar? Ve huve şedduhu alel kafe evir ra'si. Saçın, başın ya da yani ya kafanın arka tarafına ya da başın üst tarafına bağlanması demek. Li'ennehu sallallahu aleyhi ve sellem merra bi raculin. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir adamı gördü. Yusalli, adam namaz kılıyordu. Ve huve ma'kusu şari. Adam saçını toplamış, başının üst tarafına ya da arka tarafına koymuştu. Ra's, ale ra's, başın tam üst kısmı oluyor. Abdeste meshettiğimiz yer. Kafa da biraz da arka kısmı oluyor. Adam saçını toplamış, oraya koymuş, o şekilde namaz kılıyor. Allah Resulü bunu görünce ona dedi ki, فَقَالْ دَعْ شَعْرَكَ يَسْجُدُ مَعَكَ. Saçını çöz,
seninle beraber secde etsin. Ne kadar güzel bir tavsiye. Buradan da anlaşılıyor ki saçı uzatmakta erkekler için bir beis yok. Saçı uzatıp bağlamakta bir beis yok. Sadece uzun saçın, toplanmış saçın namazda salıverilmesi isteniyor. Ve yukrahu i'ticaru, itica da mekruhtur. Nedir bu itica'r? Ve huve şeddur ra'si bil mindili, başın mendille bağlanması, ev tekviru imameti ala ra'si, ya da insanın sarığı başına sarmasıdır. Sadece sarmak mı? Nasıl bir sarma bu? Ve terku vesatihe mekşufen, başın orta kısmını da açık bırakmasıdır. Başı tamamen örtmüyor, başın etrafına sarıyor ama başın orta kısmı açık kalıyor. Bu şekilde yapmak da i'ticar olarak isimlendiriliyor ve mekruh kabul ediliyor. Ve kıyle şöyle de denilmiştir. En yemtekibe bi'imametihi ve yugattiye enfehu. Sarığıyla insanın yüzünü perdelemesi, yüzüne perde yapması ve bununla burnunu örtmesi. Buna da i'ticar denilmiş. Her iki şey de mekruh kabul edilmiş. Li nehyin nebi sallallahu aleyhi ve sellem anil i'ticari fis salati, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu konuda bir nehi, bir yasaklaması söz konusu. Ve ketfu sevbihi, elbiseyi kıvırmak. Ey raf'uhu, ne demek kıvırmak? Raf'uhu beyne yedeyhi ev min halfihi. Elbisenin önünden ya da arkasından yukarı kaldırmak demek. Hani secdeye giderken insanın pantolonunu biraz elleriyle çekmesi. Bu da yine mekruh kabul edilmiş. İze erade sucude, secdeye gideceği zaman. Ve kıyle şöyle de deniliyor. En yecmea tevbehu ve yeşuddehu fi vasatihi. Keffu sevbi tabirini şöyle de anlamışlar. Elbisenin toplanıp bel kısmından, orta kısmından vücuda bağlanması. Buna da keffü sevb denilmiş ve bu da yine mekruh görülmüş. Lime fihi, neden bu şekilde elbiseyi toplamada, toplayıp bağlamada bir mekruhluk söz konusu? Lime fihi minet cebburil munafilil huşu'i, huşuya ters olan, namazın saygısına, namazdaki saygıya ters olan bir büyüklenme, bir kendini beğenme söz konusudur. Yani öyle bir şekil ortaya koyma söz konusudur. Böyle bir görüntü vermemek için, mütevazi bir görüntü, sade bir görüntü vermek için bu mekruh görülmüş. Veli kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem, burada mantıki olarak hikmet yönüyle bir delil sunulduktan sonra Efendimiz'den de bir beyan, delil olarak getiriliyor. Umirtu en escude ala seb'ati azum. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki ben yedi kemik üzerine, yedi kemik, yedi aza üzerine secde etmekle emredildim. Ve elle ekuffe şa'ran ve la thevben. Saçımı da elbisemi de toplamamakla, toplayıp bağlamamakla emredildim. O zaman bu tür uygulamalar, davranışlar namazda mekruh olarak kabul ediliyor. Hadisin kaynağı Müttefekun aleyh, Buhari ve Müslim'de geçiyor. Ve yukrahu sedluhu, elbisenin uçlarının aşağı doğru salınması da mekruh kabul edilmiş. Tekebburan ve tehavunen. Çünkü bu bir tekebbürdür, bir tehavundur. Yani bunu insanlar kibir olarak yaparlar. Kendini büyük görme alameti olarak yaparlar. Bir de tehavün, bir umursamama, bir vurdum duymazlık, bir önemsememe şeklinde bunu yaparlar. Her iki durumda da mekruh kabul edilmiş. Ve bile uzri la yukrahu, ama özürden dolayı böyle bir şey varsa bu mekruh değildir. Ve huve, sedil nedir? Sedil nedir? Onu açıklıyor. En yec'ale fevbe ala ra'sihi ve ketifeyhi ev ketifeyhi fakat. Bir insanın elbisesini başına ve omuzlarına ya da sadece omuzlarına koyarak, mesela bir paltoyu, bir başka şeyi başına ya da omuzlarına koyarak ve yursile
cevanibehu min gayri en yadummehe. Böyle bir elbiseyi aşağı doğru sarkıtması. Omuzlarına koyuyor, başına koyuyor. Bunu aşağı doğru sarkıtıyor. Herhangi bir yerinden de vücut şeye bağlamıyor, bedene bağlamıyor. Onları tutturmuyor yani. Böyle bir şey. Hani cübbe olsa cübbenin iki ucunda ip vardır, onlar tutturulur ya da bir düğme olur. Düğme ile iliklenir. Bu şekilde olmaksızın omzuna başına koyduğu bir elbisenin aşağı doğru salınması demek. Bu demek ki tekebbür manasına da gelebiliyor. Umursamama, namazda çok dikkat etmeme manasına da gelebiliyor. Likavle Ebi Hureyre radıyallahu anhu, bu konuda Ebu Hureyre Hazretleri'nin bir delili var. Ennehu aleyhissalatu vesselam, Efendimiz nehe anis sedli, sedilden nehyetti, yasakladı ve en yugattiya racülü fehu, erkeğin ağzını kapatmasını da yasakladı. Feyukrahu, dolayısıyla mekruhtur ettefsumu, ettefsum ağzı kapatmak demek. Ağzı kapatmak mekruhtur. Ve tagtiyetül enfi vel femi fis salati. Namazda burnu ve ağzı kapatmak mekruhtur. İliennehu yüşbihu fi'lel mecusi hale ibadetihim en nirane. Çünkü bu hareket mecusilerin ateşe taparken ki hallerine benzemeyi ifade eder. Onlara benzemekten sakınmak gerektiği için bu tür hareketler mekruh görülmüş. وَلَا كَرَاهِدَ فِي السَّدْلِ خَارِجَ السَّلَاتِ عَلَى السَّحِيهِ. Sahih olan görüşe göre namazın dışında elbiseyi böyle aşağı sarkıtmak, omuzlara koyup, başa koyup aşağı sarkıtmak mekruh görülmemiştir. وَيُكْرَهُ الْاِنْدِرَاجُ ف۪يهِ اَيْ اَفَّوْبِ. Elbisenin içine bürünmek mekruhtur. Nasıl bir bürünme bu? بِحَيْثُ لَا يَدَعُ مَنْفَزًا. Hiçbir açıklık, bir menfez bırakmayacak şekilde bürünmek. Yuhricu yedeyhi minhu, ellerini çıkarabileceği kadar bir açıklık bırakmadan elbiseye bürünüp öyle namaz kılmak mekruhtur. Lime kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Efendimiz buyurmuş ki İzâ kâne li ahadikum thawbâni fel yusalli fîhime. Birinizin iki elbisesi varsa o iki elbiseyle namaz kılsın. Fe illem yekun lehu illa thawbun فَلْيَتَّزِرْ بِهِ. Birinizin sadece bir elbisesi, bir parça elbisesi varsa onu izar olarak kullansın. Yani belden aşağısına örtsün, göbekten aşağısına örtsün. وَلَا يَشْتَمِرُ اِشْتِمَالَةَ الْيَهُودِ. Yahudilerin yaptığı gibi iştimal yapmasın. Bu iştimal kelimesi de muhtemelen buradan geliyor. Hamamlarda kullanılan peştemal. Yani insanın belden aşağıya kullandığı, vücudunu örttüğü bir elbise, bir parça, bez. İşte bu şekilde yaparak namaz kılmasın diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve yukrahu, yine mekruhtur, ca'lü sevbi taht ibtihil eymeni ve tarhu canibeyhi ala atikihil eysar. Elbisesini sağ kolunun altından geçirip sol omzunun üzerine atmak suretiyle giyen insanın bu hareketi de mekruh kabul edilmiş. Ev aksuhu, ya da tersi. Sol kolun altından sağ omuzun üstüne atmak. Niçin? Lienne setral menkibeyni müstehabbun fis salati. Çünkü namazda iki omuzu da örtmek müstehaptır. Fe yukrahu terkuhu tenzihen bi gayri daruratin. Dolayısıyla herhangi bir zaruret olmadan böyle bir müstehabbı, sünnetin bir kategorisini terk etmek helale yakın mekruhtur, tenzihi mekruhtur. Evet arkadaşlar, namazın mekruhlarının ikinci bölümünü gördük. Bir sonraki bölümde aynı konuya devam edeceğiz.